Bismillahirrahmanirrahim. Er-Rahman. Allama'l Kur'an. Khalaqal insana 'allamahu'l bayan. Eş-şemsu vel kameru bi husban. Vel necmu veş-şeceru yescudan. Bu göz yapılırken
bu göz yoktu. Bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadı. Bu akıldan önce akıl olması lazım. Eğer o akla, bu aklı yapanı, yapana bu aklı bağlarsan akıllılık olur. Akıllı ve zeki adamın insanın arasını fark ediyor söylüyorum. Bu akılla, bu akıl yapılmadı. Bu aklı hangi akıl yapmışsa bu aklı ona bağlamak akıllılıktır. Bu akılla kendisini idare etmeye çalışmak da zekidir. Başına belayı sarıyor. Akıbeti de sıkıntılar, sonunda uçurumdur. Vahye tabi olursa rahat eder. Başka? Şimdi ilginçtir. Vücudun içerisine Allah farklı boyutlar koymuş. Ahireti anlatıyorum. Mevzu ahiret. Yavaş yavaş gidiyoruz. Uçak kalkıyor. Vücudun içerisinde Allah farklı boyutları koymuş. Biz gördüğümüz kadar boyut yok. Örnek veriyorum. Bir buz düşünün. Buzdur ama su değil midir? Su nerededir? Buz neredeyse oradadır. Peki buz, gir içeriye. Su, gir içeriye. H2O, gir içeriye. Enerji, gir içeriye. Esir, gir içeriye. Maddi hayat, gir içeriye. Aynı hayat, gir içeriye. Akıl cevheri, gir içeriye. Ruh cevheri, gir içeriye. Nur Muhammed'i, daha arkası Esma-i Hüsna. Yani tabii ki anlamadığınız sıralamayı ama en azından şuraya kadar gelebiliriz beraber. Bir buz düşünün. Buz. Buzun içerisinde su var. Neresindedir su? İçindedir diyemez. Mesela plastiğin içinde su var. Plastik ayrı, su ayrı oldu. Farklı. Hayır, buzun içerisinde su yok. Buz sudur. Ama buz sıfatıdır suyun, buz olarak gözüküyor. Bu dünya varlık da buz gibi düşünün. Su buzun neresindeyse ahiret de dünyanın orasındadır. Başka bir örnek vereyim. Mesela bir ağaç düşünün. Hayat nerede ağacı? Her yerde. Ama bak başka bir boyut var. Renk giydirmiş. Hayata renk giydirmiş. Başka bir boyut var. Koku giydirmiş. Başka bir boyut var. Lezzet giydirmiş. Yani biber acı değil midir? Niye yiyoruz peki? Lezzetli olduğu için. Acı bibere lezzet koyan Allah senin cesedine de ruhu öyle koymuş. Acının içerisinde lezzet var. Onun için yiyor. Şimdi doğuştan buzu görüp su görmeyene, suyu buzun üzerinde yaşasa, biz ona suyu anlatmaya kalksak, anlatabilir misin? Zor anlatırsın. Başka bir örnek veriyorum. Bir odun düşünün. Ona ait benim kalemim için kalemim neyse. Bak, bu odun düşünün. Odun. Bu odunun içinde duman var. Duman. Neresinde? Sağında, solunda, altında, üstünde. Her yerinde duman var. Nur nerede? Işık yaktığımız zaman odunu yakınca ışık nerede? Odunun her yerinde, sağında, solunda, altında, üstünde. Hiçbir yerinde değil, her yerde. Odunun en büyük düşmanı ateştir, odunun içerisinde. Eğer odunu yaktığımız zaman çıkan dumanla göz gözü görmez. Örter, eşeği örter. Odunu yaktığımız zaman çıkan nurla eşeği görürüz. İki tane zıt şey, dikkat buyurun, aynı yerde. Ama birbirini örtmüyor. Odundan misal bedendir. Allah odunun içerisine dumanı hangi ilim ve teknolojiyle yerleştirmişse
bedene de nefsi aynı ilim ve teknolojiyle yerleştirmiş. Allah odunun içerisinde nuru hangi ilim ve teknolojiyle yerleştirmişse bedenin içine de ruhu öyle yerleştirmiş. Dumandan kasıt nefistir, misal. Nurdan kasıt ruhtur. İkisi aynı yerdedir fakat birbirini örtmüyor. Sebebi boyut farklılığındandır. Şimdi bedenin neresinde duman varsa dünyanın orasında cehennem vardır. Odunun neresinde nur varsa cennet dünyanın orasındadır. Çünkü dünya ahiretin üzerine tenteneli bir perdedir. Üzeri mesela misal vermişim. Buz düşünün dedi, buz. Buz ama su değil midir? Sudur ama H2O değil midir? H2O ama enerji esir değil midir? Maddi hayattır, aynı hayattır. Akıl çeviridir, ruh çeviridir. Nur Muhammed'e esmadır. Hep aynı yerde, bir yere gitmiyoruz. Boyut farklılığından dolayı biz görmüyoruz. Hepsi aynı varlıktadır. Varlığın süreçleridir. Buna hakaik-i şey sabitetin deniliyor. Hakikatta kendisini farklı süreçte ifade ederler. Odundaki veya ağaçtaki hayat. Hayat ama aynı şeye renk giydirilmiş. Aynı şeye koku giydirilmiş. Aynı şeye tat giydirilmiş. Hayat. Başka bir örnek veriyorum. Benim başıma geçen bir hadiseyle şey yapayım. Uçakta bir yere de gidiyor sohbete. Avrupa'ya yine. Baktım ki bir tane sol görüşlü camın kenarında bir felsefeci var. Ama tabii sonra anlaşıldı felsefeci oldu. Ortada da bir hoca efendi var. Onun yanında da ben var ama birbirimizi tanımıyor. Kur'an okurken de hiç ses yoktu. Kur'an'ı bitirdi. Yanındaki Allah kabul etsin dedi. Ötekisi bir şey demedi. Camdan bakıyor, aşağıya bakıyor. Sonra ben yanındakiyle sohbet etmeye başladım. Sonra kendisini bana tanıttı. Tanıtınca o inkarcı sol camda, camın kenarındaki inkarcı onu dinliyor. Hemen dedi ki, tam dedi aradığım adamlar burada dedi ya. Ben dedi, üniversitede dedi, İstanbul Üniversitesi'nde felsefe bölümünde döçentim dedi. Felsefe bölümünde. Yanlış anlamayın dedi ama sesini de yükseltiyor. Herkes duysun diye. Çünkü o kadar emin ki cevabın yok bunun. Ona göre. Dedi ki, yanlış anlamayın diye benim sorun değil dedi. Fakat talebeler soruyor. Fakat talebeler sorduğu için ben cevap veremiyorum. Ama sizin gibi insanlara ben denk geldiğimde memnunum. Cevap vereceğinize inanıyorum dedi. Etrafta bayağı da merak uyandı. Uçaktayız. Zaten uçakta böyle bir şey aranıyor herkese. Yanımızdaki kendisi tanıttı ya şeyde Bakırköy'de Arapça hocası, kurs hocası, okuduğu kitaplardan bahsetti. Tamam. Bayağı kitap okumuş ya. Yani. Bizde kat kat şey yapmış, fazla okumuş. Tabii ki o adama muhatap aldı. Dedi ki hocam bu kadar kitap okudunuz dedi. Çocuklar bir şey soru soruyorlar. Gidip de gelen mi var dedi. Yanlış anlamayın diyor. Bu soru benim değil dedi. Talebelerin sorusu ama ben cevap veremiyorum dedi. Şimdi kardeşimiz de işte haşi bir nakildir. İşte inanmak gerekiyor, kuvvet iman lazım, bir şeyler de söyledi ama felsefeci olunca mal bulmuş mağrubi gibi daha beter üzerine gitmeye başladı. Dedim ki, burada bize iş düştü. Dedim ki, bana bırakır mısın? Ona dedim ki, delikanlı, gençti, bana bize göre gençti. Gidip de gelen var. Hemen tabii on yargılı, dedi ki mutlaka peygamber diyecek. Peygamber aleyhissalatü vesselam gitti, geldi Miraç'ta. Diyecek ki ben peygambere inanmıyorum ki onun sözlerine inanayım. Peygamberi reddedene sözleri delil getirilmez. Kur'an'ı inkar edene, Allah'ı inkar edene Kur'an delil olmaz. O Müslüman'ı bağlar. Peki dinsiz imansızın delili nedir? Vücud harici yani
Eşyaya dönüşmüş ayetler var. Mevcudattan delil getirilir. Eşyadan delil getirilir. Dedim ki gidip de gelen var. Kim dedi? Sen dedi. Evet, gidip de gelen var. Kim? Bunu soran kişi. Sen. Nasıl dedi? Ben hatırlamıyorum dedi. Ben böyle bir yeri hatırlamıyorum. Dedi ki, anne karnından geldiğini hatırlıyor musun? Yok. Ses yok da ben ekliyorum, yok. Anne karnından geldiğini hatırlamıyorsun ama oradan geldiğini inkar edebiliyor musun? Hatırlamadığımız şey yoksa anne karnında da gelmemişizdir. Ona geldiğimiz delil şudur. Anne karnındaki çocuğun çocuğa takılan organlar orada işe yarıyor mu? Ayak takılmış. Anne karnında ayak takılmış. İşe yaramıyor. Anne karnında göz takılmış. Göz işe yaramıyor. Anne karnında çocuğa kulak takılmış. İşe yaramıyor. Sırf göbek takılmış. Yani çocuğa desen ki şu bıçağı al, fazlalıkları at, ayağını atar, gözü atar, kulağı atar, eli bacağı atar. Çünkü bir işe yaramıyor. Peki arkadaşlar, anne karnındaki çocuğa işe yaramayacak organlar anne karnında niye takılmış? El cevap, nereye gidecek olduğu için. Gidecek olduğu alemde kullanılacak organlar lazım olduğu için orada takılmış. Yani ayağın takılmasıyla gösteriyor ki bu çocuk yürüme denilen bir aleme adaydır, oraya gidecek. Gözün takılmasıyla renkler ve şekiller alemine gideceğine delildir. Kulağın takılmasıyla sesler alemine gideceğine delildir. Bir tane çıkıp dese ki ya ses nerede bileceğiz? Sesin en güzel delili kulaktır. Renklerin en güzel delili gözdür. Anne karnında göz takılmışsa renkler ve şekiller alemine gidecektir. Anne karnında ayak takılmışsa yürüme denilen bir aleme gidecektir. Aynen bu örnek gibi. İnsanda bulunan beka arzusu bekaya gideceğini gösteriyor. Bir anda her yerde olma arzusu var, isteği var. Bu isteklere baktığımız zaman insan istekleriyle ahirete elini uzatmış gösteriyor. Ahiretin en güzel delili bizdeki beka arzusudur. Ebed arzusudur. Bir anda her yerde olma isteğidir. İnsan bir anda her yerde olmak istiyor. Ama bir yerde. Bakın bakalım istekleriniz hiçbir tanesi dünyada var mı? Peki bize bunlar niye takılmış? Anne karnında organlar niye takılmışsa insanın ruhundaki bu istidatlar da ahirete göre takılmış. Anne karnındaki göz dünya için. İnsanın ruhundaki beka arzusu da ahireti gösteriyor. Ona işaret ediyor. Çünkü ebed arzusu yediğimiz kuru fasulyeden, ekmekten bize geçmiyor. İnsanın ruhu ahireti gösteriyor. Göstermesine ait bir örnek de vereyim. En parlak ayna insanın simasıdır. Hiç düşündünüz mü? Lavaboya, tuvalete gittiğiniz zaman aynalar ancak karşısını gösterir. Ama şu deri var ya deri. Şu deri lavaboya gittiğiniz aynadan daha latiftir. Daha güzel gösterir. Ayna sizin simanızı gösterir. Şeklinizi gösterir. Ama sima ruhunuzu gösterir. Namaz kılıyor mu, kılmıyor mu? Faiz yiyor mu, yemiyor mu? Bu sabaha kalktı mı, sabah namaza kalktı mı, kalkmadı mı? Simadan belli değil mi? Gelin Almanya'da, nereli bu? Vallahi bu herhalde Diyarbakırlı ya da şey, Türk. Pakistanlı mı, Alman mı, Rus mu? Türkiye benziyor. Gel İstanbul'a, nereli? Bu Vanlı'ya benziyor ya. Gel bana. Bu nereli? Falan ilçeli. Simasına bakarak. Falan ilçeye gidiyorsun. Nereli bu? Falan köylüye benziyor. Git o köye. Mehmet Ağa'nın çocuğu bu ya. Sima insanın karakterini gösteriyor. Ama ayna karakteri gösteremez. En cami, parlak, külli, kapsayan bir ayna insanın simasıdır. İnsanın simasına bakın, ruhunu seyredersiniz. Ruhuna bakın, ahireti seyredersiniz. Ruhtaki istidat, ebed arzusu, ebed meyilleri,
Bir anda her yerde olma isteği, dert keder istemiyoruz, ölüm istemiyoruz, ihtiyarlık istemiyoruz. Her ne ki varsa ruhta istekler, ahirete işaret ediyor. Orayı gösteriyor. Madde kokudan, eşya gölgeden önce olduğu gibi beka alemi de beka duygusundan öncedir. Mesela balık pişirdi, balık kokusu var. Balık kokusunu aldıktan sonra balık inkar edilebilir mi? Balık kokusunu alıyorsun, herhalde patates kızartıldı. Balığın en güzel delili balık kokusudur. Ahiretin en güzel delili de insanın ruhudur. Çünkü ruh buralı değildir. Buraya hiç benzemez. Yediğimiz gıdalar aynı, kuru fasulye, ekmek. Organlarımız aynı, herkesin burnu aynı yerde, gözü aynı yerde. Ama simalara bakın, niye farklı? Ruhunu yansıtıyor. Bu sima öyle bir ayna ki, dışarıya göre rengimiz değişiyor. Korkarsak beyazlaşırız. Heyecanlanırsak kırmızı oluruz. Namaz kılarsak nurani oluruz. Eğer günahlar kalbi bozmuşsa gözüne bakamazsın. Demiyor muyuz gündelik hayatta? Ulan adamın gözüne bak ya. En gerip planı gibi adamı sıkıyor ya. Veya suratına bakın ya. Bunun mahkemeden düşmüş gibi yani. Surata baktığın zaman bazı simalar insanı rahatlatıyor. Bazı rahat sıkıntı veriyor. Şimdi birbirinden ayrılan alamet sima değil midir? Ama yenilen gıda aynıdır. Ondan dolayı sima kadar parlak, içini dışarıya gösteren ayna yoktur. Hani navigasyondan bir misal vereyim. Bunay. Navigasyonda bir adrese gideceksiniz. Tak tak tak. Adresi yazdınız. Navigasyon adresi gösterdi size. O 126 kilometre ileride diyor. Siz navigasyonu göstermesinden ve tarif etmesinden şüpheniz var mı, o adres var mı yok mu diye. Navigasyona itimat edip yola gidiyor musunuz, gitmiyor musunuz? İnsanoğlunun yapmış olduğu navigasyona itimat ediyorsunuz, onun gösterdiği yola gidiyorsunuz da ruhunun gösterdiği ve Kur'an'ın tanımladığı bir alemi nasıl şüphe ediliyor? Navigasyondan delil cesettir. Bak, navigasyon cesettir. Navigasyonun içindeki bataryası hayatı bizim hayatımızdır. Navigasyon içindeki program ruhtur. Haşa misal. Uydu Allah'a misal. Eğer navigasyonun içerisinde eğer kart takmasanız telefona, telefon demir yığınıdır, hiç işe yaramaz. Telefonu telefon yapan karttır. Telefonu çıkartın o kartı, telefondan kartı çıkartın. Telefon demir yığınıdır, hiç işe yaramaz. Karttan misal imandır. Uydudan misal Allah'tır. Telefonumuzu uyduya bağlayan imandır. Navigasyon programı sünnet-i seniyedir. Nasıl ki navigasyona adresi yazıyorsun, şuraya git, sağa git. Peki insanoğlunun yaptığı bir uyduya milyonlarca insan bağlanıyor. Milyonlarca. Aynı anda sağa git diyor, başkasına sola git diyor, bazısına ileriye git diyor, aynı anda ötekisine geri git diyor. Bir işe mani mi? Uydu diyor mu? Ya yeter de kardeşim, 10 milyon insan girdi ya, hanginize cevap vereyim? Diyor mu? Demiyor. Hepsine aynı anda farklı cevap veriyor mu? Uydu. Uydu. Bu aklın yaptığı uydu nihayetsiz konuşmalara, isteklere cevap verirse bunu yapan Allah nasıl olur? Güneş bir anda her yerdedir. Elmayı da büyütüyor, armutu da büyütüyor. Kırşehir'e de vuruyor, Afrika'ya da vuruyor. Rusya'ya da vuruyor. Gezegenleri de tutuyor ve büyütüyor. Güneş diyor mu ki, yeter be kardeşim ya, bir hemen afendeki otları büyüteceğim, şu dükkandakini nasıl büyüteceğim diyor mu? Bir iş bir işe mani değil. Nihayetsiz iş bir iş gibi yapıyor. Yarın durağı olan güneş bir anda her yerdedir, hiçbir yerde mekanı yoktur. Her yerde farklı iş yapıyorsa yapılan güneş, onu yapan Allah nasıl olur? 100 trilyondan fazla insanda hücre var. Göz hücresi, tırnak hücresi, beyin hücresi, ayak hücresi. Bir ruh
bir anda farklı farklı hücreleri, karaciğeri, böbreği, dalağı, kaşı, ayağı, tırnağı, farklı farklı işleri bir iş gibi yapıyorsa o ruhun sahibi nasıl yapamaz? Navigasyonun sana gösterdiği hedeften şüphe etmediğin gibi ruh navigasyonun gösterdiği ahiretten de şüphe etme. Ruh ahireti gösteriyor. Hiç burayla alakası yok. İnsanlar Azrail Aleyhisselam'dan korkuyorlar. Azrail Aleyhisselam o kadar mükemmel bir şey ki, bak, ceset düşünün, ruh düşünün. Biraz önce misal verdim. Odunun içerisine nuru nasıl koymuş Allah, cesedin içerisine ruhu öyle koymuştur. Odunun içerisine dumanı nasıl koymuşsa, cesedin içerisine nefsi öyle koymuştur. İkisi şey aynı yerde. Boyut farklılığından yer izdihamı yoktur. Şimdi cesedin içerisinde, yani odunun içerisindeki nur gibi Azrail Aleyhisselam gelir ruhu öldürmez, haşa. Ruhu alır götürür. Ruhu öldüren günahlardır. Ruhu günahlar öldürür, cesede gömer. İslam'a göre, inancımıza göre günahlar ruhu öldürür. Ruh ölünce cesede gömer. Cesedi hayat yaşar. Fok balığı gibi. Azrail Aleyhisselam ise ruhu alır götürür. Peki ruhu öldüren Azrail midir, günahlar mıdır? Günahlardır. Azrail Aleyhisselam ruhu alıp götürüyor. Ondan ne korkuyorsun be kardeşim? Günahlarından kork. Ondan değil, ondan kork. Başka örnek. Anamızdan doğduk. Başkasından doğmaya aklımız yatıyor da ruhumuzdan ahiretin doğmasına niye aklımız yatmıyor? Yani yeni evlenen bir insan çocuğum olur ya, nereden olacak, gidip de gelen mi var ya demeden olmayan bir çocuk evlenirsem olur, yaratılır kafana yatıyor da var olup dağılmış olan dedenin zerreleri topraktan dirilmesine niye kafan yatmıyor? Hangisi daha kolaydır? Hiçlikten bebeği yapmak mı? Var olan zerreleri toplamak mı? Yeniden motoru icat etmek mi, yapmak mı? Veya 2-3 sene çıraklık yapıp dağılmış olan arabanın parçalarını, motorunu toplamak mı? Parçaları toplamak daha kolaydır. İlk önce yaratılmayı nazara veriyor. Hatta buna ait ayet var. Diyor ki 50. surenin 18. ayetini mealen okuyorum. İlk yaratılıştan yorulduk mu ki ikinci yaratılış sünnetimden, adetimden şaşkınlık ediyorsunuz? Yani Allah yorulmuş mu? Bak bakalım, sen buraya geldin, daha önce var mıydın? Çocuğun yeniden yaratılmasına kafa yatıyor da var olan topraktaki zerrelerin toplanmasına niye yapmıyor? Gübreden meyveyi çıkartıyor. Bir damla kör sudan göz yapıyor. Bir damla sağır sudan kulak, ölü sudan hayatı yaratıyor. Nerede? Göz bak, nerede yaratılıyor? Karanlık bir alem anne karnında. Karanlık bir alemde kör maddelerden göz yapılıyor. Dikkat edin, kullanılan teknolojiye bak. Zaten ölü var, ölüler de biliyor benden. Toprağa girip de dik gelmeyen mi var? Gübreyi atıp da portakal mı gelmiyor? Gübreden portakalı yaratan Allah seni de yaratacaktır. Bir damla sudan gözü yaratan seni yaratacaktır tekrar. Başka örnek vereyim. Eğer bir ağacı dikmek meyvesi içindir, faydası için. Düşünün, bu el yapılırken bu el kullanılmadı, bu göz yapılırken bu göz kullanılmadı, bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadı. Şu anda 7,5 milyar insan var, mazideki hariç, yaratılacaklar hariç, şu anı söylüyorum. 7,5 milyar insanın aklını yapan aklükül Allah. Eğer bu akılları toprağa sokup diriltmemek üzere bırakırsa bütün akılları israf etmiş olmaz mı? Ben en ufak bir kalemimi bile düşse ağlayarak yakalan, mesela telefon düşse kimin telefonu derim, lakayt davranın. Ama benim kalemim düşse ya bir dakika basmayın derim. İnsan kendi malına sahip çıkar, değil mi?
Şimdi kendi malına sahip çık diye sana duygu ve düşünceyi veren zat. 7,5 milyar insanın aklını yapan Allah. 7,5 milyar insanın aklını yapan aklı. Bu akılları diriltmemek üzere toprağa sokup akılsızlık yapar mı? Haşa. O zaman israf etmiş olmaz mı? Niçin madem diriltmemek üzere yaratmışsa bu dünyada yapılan buna muameleler israf olmaz mı? İsraf olursa ilim cehalete, varlık kişiliğe, hayat mefte hizmet etmiş olmaz mı? Düşünün, gübreden elma yapan Allah, ölüleri dirilten Allah, hiç israf yapmıyor. Birbiri üzerine elbise giydirmiş, ağaca hayat, yaprak, çiçek, koku, renk, tat ve bir sürü kimyasal hadiselerini birbirine giydirmiş. Kainata dikkat ettiğimiz zaman hiçbir şeyde israf yoktur. Hiçbir şeyde abes yoktur. İsraf ve abes olmayan bir zata akılları sokacak, diriltmemek üzere bırakırsa akılsızlık etmiş olur, haşa. 6,5-7,5 milyar insanın ustası böyle yapmaz. Çünkü aklın gereği değil. Yani sen maaş aldıktan sonra 500 euro, 500 değil mi pembe? Vallahi ben bu paranın nasıl yandığını hiç görmedim diye tutuşturan var mı? Ya bir bakayım ya, şu para nasıl yanıyor ya? Buna herkes bunun arkasına kokuyor, koşuyor ama şu paranın nasıl yandığını, var mı aranızda parayı tutuşturan? Aldım bir Mercedes, ulan vallahi herkes biliyor, ben de bir keyfimi bakayım, bu nasıl tutuşturuyor diye yakar mısınız? Niye yapmasınız? Böyle yaptı. Niye yapmasın? Aklın gereği değildir. Yakarlarsa Bakırköy'e dikarlar sizi. Bakın akıl hastanesine. Aklın gereği bu değildir. Peki ben bu küçük akılla malımı israf etmiyorsam, paramı yakmıyorsam, arabamı yakmıyorsam, benim aklımın ustası benim aklımı yakmayacağını yapmaz. Çünkü bu akıl yapılırken dikkat et, bu akıl kullanılmadı. Bu aklı yapana, bu aklı bağlarsan akıllılık olur. Yakının takılın diye hitap ediyor. Eğer bu akılla kendin kendine yeteceğini zannedersen belayı sarmış olursun. İşte eğer vahye bağlı olmayan bir akıl sıkıntı üzerine sarar, panik ve panik atak ve depresyon gibi şeyler. Benim aslı mesleğim biraz budur. Yani panik, panik atak, depresyon, intihar gibi vakaların tarihi. Yani ruhsal psikoloji. Ben bunları seminerleri veriyorum. İşte geçen işte Fransa'da, Strasbourg'da, kilisede. Sıkıntı için, sıkıntı ve buhran için akıl ve duygu kontrolü diye bunu nurdersi.com sitesinde de yayınlanıyor. Merak ederseniz bakarsınız. Şunun için söyledim bunu. Eğer vahye bu aklı bağlamasanız, bu akılla ben kendimi yönetirim derseniz akıl belayı sarar. Buhran ve bunalım, panik atak kaçınılmaz olur. Öyle bir yola girersin ki dönüşü mümkün değil. Ölüm çare gibi gözükür ve dima bloke olmuş olur. Ben burada geçeceğim, bir yerdeyim. Orada da bunları anlatıyorum. Bugün de anlatmıştım, bunlara dersimiz oldu. Sıkıntı ve çarelerin dersi yaptım. İnsan niçin sıkılıyor? İnsan niçin sıkılıyor? Eğer kendine yatırım yapmasan, kendinizi üçe ayırın arkadaşlar. Daha önce eski camimizde ben size vesveseden ders yapmıştım aşağıda. Kendinizi üçe ayırın. Vesveseden kurtulmanın en basit pratik yöntemi. O dün gibi yani. Benim nefsim bir. Benim ruhum ben diye. Yani odundaki duman ve nur. Kendinizi bak üçe ayırın. Bak vesveseden nasıl kurtulacaksın. Benim nefsim denilen ayrı bir sistem çalışıyor vücutta. Bu alemde 18 bin alem var. 18 bin alem kendisini bir şekilde sana gösterecektir. Nefis denilen, şeytan denilen şuurludur ve biliyor. Hiçbir zaman uyumaz ve davasını biliyor. Şeytan kendisine şeytan değil. Şeytan şuurlu ama biz gafiliz şeytana. Bak sol eline benim nefsim, benim ruhum, iki tane farklı kişilik var insanda. Doktora gelip desen ki doktor bey ver Alman'a. Ya ben bir böyle geliyor düşünce, bir böyle geliyor, bir böyle. Kendimi iki tane hissediyorum. Aman bu şu ilacı hiç kendini tek hisset. Bana geliyor, ben diyorum ki ne iki tane, üç tane olman lazım.
Benim nefsim, benim ruhum, bir de ben diye. Bak şimdi kendine iki tane farklı kişiliği göstereyim. Yap onu. Bir tarafın diyor ki yapma. Bir taraf diyor ki de onu. Deme. Ver ağzının payını. Hayır ya. Niye yapmıyorsun? Günahtır. İki tane farklı ses duyacaksın. Ha, bir tanesi adı nefistir. Bir tanesinin adı ruhtur. Sen burada eğer bunu bilmesen şöyle dersin. Allah Allah, benim ne biçim rezil bir içim var ya. Ben ne acetmişim, en mahreminime karşı şehvetli duygu duyuyorum. Bilmem Allah hakkında küfürler geliyor. Secdeye gidiyorum, dolar geliyor. Çünkü bana çok geldi der, hocam diyor, gidiyorum, dolar geliyor. Ona bana da geliyor dedi. Hocam diyor, namaz kılıyor, kadın geliyor. Ona kadınsız kainat olmadığı gibi namaz da olur mu falan dediğim zaman Allah Allah, bu manyak mı hocam ya, ne diyor falan. Çünkü bu alemde biz burada değiliz. Bakın, ayın gelmesi ve dünyaya yaklaşması nispetinde kuk sahibi olmak yüzlerce kilometre deniz çekiliyor. İnsan cesedine de 18 bin alemin tesiri var. Çekirdek ağaca neyse 18 bin alemin insanı öyledir. Her bir alem kendisini size gösterecek. Bak şeytan ne yapacak biliyor musunuz? Şeytanın özelliği iki tane temelde çalışır. Bir, Müslümana tabii. Abdesti var olana abdestin yok der. İmanı var olana imansızsın der. Kesinlikle abdesti olmayana şüphelendirip abdest aldırmaz. Senin abdestin var mı diye şüphelendirmez, gider alır diye. Eğer abdestiniz yoksa vesvese gelmeyecektir. Eğer vesvese geliyorsa müjde, size abdestlisiniz. Altında da imza atmış, şeytan tasdikli abdestiniz var. Ben uçaktan indim, yeni geldim birkaç gün önce. İndim, ona dedim, öğleni kılacağım. Ona, acaba abdestim var mı yok mu? Duruyorum. Şeytandan bir vesvese gelsin de abdest almayayım diye. Eğer vesvese gelirse, çünkü şeytanın özelliği vücudu Adem'e dönüştürmektir. Hırsız boş eve girmez. Abdesti olmayana abdestin var mı? Almana gidip imansıza der mi ki, iman etmeyene? Der mi? Ya imansızlık çok kötü bir şey ya, sen imansızsın biliyor musun? Gider iman eder ya. Öyle der mi adama? Ha şimdi baktım ki ona dedim, bir vesvese gelse de abdest almasa şimdi. Baktım, bana dedi ki ben o kadar aptal değilim, senin abdesti olduğunu gösterecek kadar diyor. Eğer abdestinizden şüphe geliyorsa abdestlisiniz. Altında şeytan tasdiklidir. İmansız olana imansızsın demez. İmansızlıktan korkutmaz. İmanlıyı korkutur. Nefse emmare ve erva habiseleri dima musallat olur. O da intihara götürür. Nedir o? Vehimdir. Vehimin özelliği şudur. Varı yok eden, yoku var gösterir. Öyle bir özelliğe sahip. Tabii kısa zaman, bunlar 5 dakika mı kaldı? Evet. Şimdi vehim dimağdadır. Yani dimağdaki vehmin özelliği şu. Suizanlar, gıybetler, böyle kendisine faydalı olduğu halde insanı böyle itici, kibir, gurur, negatif yorumlamak hep vehimden kaynaklanıyor, dimağdan kaynaklanıyor. O varı yok, yoku var gösterir. Eğer insanda o çok aktif olursa, ondan haberin yoksa beyin, Allah muhafaza etsin, insana her türlü kötülüğü yaptırır. Her türlü zararı kendisine verdirir. Toparlayayım şu vesveseyi. Vücudumuzda, yani odunda duman ve nur olduğu gibi bedenimizde de dumandan kasıt nefis, nurdan kasıt ruh var. İkisi ayrıdır. Ama ikisi aynı yerde bulunabilmesinin sebebi boyut farklılığıdır. Bu duman örter, nur açar. Nefis sana der ki, ver o ağzının payını. O der ki, ayıptır ya. İki tane kişilik var. Bundan gücenmeyeceksin. Diyeceksin ki, elhamdülillah. Ha, imanım var ki, abdestim var ki, bu var, bu bana söylüyor. Eğer bu ikisi düz olsa, hiçbir vesvese gelmez. Allah Resulü'ne gelmişler aleyhissalatü vesselam'a. Demişler ki, ya Resulallah, içimizden garip garip düşünceler geçiyor. Sesler vesaire duyuyoruz veya düşünceler geliyor. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam demiş ki bir mana, içinizden geçeni konuşmadıkça ve yapmadıkça hiçbir mesuliyet yoktur. Bunun adı da cihattır. Başka? Köpek bile görmediğime inanmam demez. Kokuyla avına giderse, köpek değil mi? Görmediğime inanmam diyor mu? Yok, kokuyla avına giderse,
İnsan aklıyla, düşünceleriyle, ilimleriyle, ses ve ruhsal duygularıyla, arzularıyla, meyilleriyle Allah'a gidemezse çok ayıp olur. Bir sıfatıyla avına o gidiyor. İnsanın da fıtratındaki beka arzusu bir kokudur. Nasıl ki bir böyle çamur görseniz, aa baktın tavuk izi var, köpek izi var, insan izi var, bilmem sığır izi var. Bunu der misiniz ki atmosferin basıncıyla oldu? Hayır, orada hayvan geçmiştir. İnsanın ruhundaki arzular, istekler, emeller de başka alemin izidir. Dünü yapan bugünü de o yapmıştır. Dün ve bugünü yapan yarını yapamaz mı? Seni hiçlikten 18 bin alemden toplayan, tekrar dağılmış olan zerreleri bir araya getiremez mi? Hazreti Ali'nin bir misaliyle son veriyor. Radiyallahu anh. Diyor ki Yahudi gelmiş. Ya Ali diyor. Ben Allah'a inansam ne karım var diyor. Ya çıkmasa diyor. Diyor ki Hazreti Ali radiyallahu anh. Eğer diyor ben Allah'a ve ahirete inandım. Dünyada karım şu. Gelişen hadiselere, bana rağmen gelişen sıkıntı, olumsuzlukları ben onunla yorumlarım. Hani kaderdir diyoruz, imtihandır diyoruz, geçmiş günahların affıdır diyoruz, ikazdır diye yorumlarım. Abi Yahudi, sen şimdi Allah'a ve ahirete inanmadın. Dünyadaki hadiseleri nasıl yorumlayacaksın? Bu taraftaki durum. Eğer ahirete ben inanırsam, ahirete inandığım halde girdim ahirete, bir baktım ki ahiret yok ama dünyada inanmıştım. Zararım var mı? Yok. Bak bir de söylüyorum. Ahirete inandım. Namazda kıldım. Gittim ahirete. Bir baktım ki hakikaten ahiret yokmuş. Yok. Yokluktan bana ceza veren olur mu? Sen niye varlığa inandın? Bak yokluk çıktı diye. Al sana yokluktan bir ceza diyen yok. Demek ki inandığımız haşa yanlış çıksa bile zarar ihtimali yoktur. %50 ötesine geçelim. İnanmadı, dedi doğru çıktı. Yokluk çıktı. Aferin lan sana. Yokluk dedin, yokluk çıktı. Al sana mükafat diyen var mı? Yok. Demek ki inkar doğru çıkarsa bile karı yoktur. İman yanlış çıkarsa zararı yoktur. İman doğru çıkarsa sonsuz menfaati vardır. İnkarını yanlış çıkarsa, İslam doğru çıkarsa sonsuz helakettir. Sevgili kardeşim, daha ilim ve mantık yokken %50 ya ahiret vardır ya yoktur. İnanmanın hiçbir bedeli yoktur. Ama inanmamanın bedeli nihayetsiz risk taşıyor. Peki bu kadar en ufak bir zararı, en ufak bir tırnağın batmasını, acıyı tahammül edemeyip risk almayıp doktora giden adam, çare arayan bir insan, insanın fıtratının gösterdiği beka alemine ait çare aramaz mı? Geceniz ve gündüzünüz, 3 aylarınız mübarek olsun. Vâhir davâkum enilhamdülillâhi rabbil âlemi. Dinlediğiniz için ve Hasretin hocamıza da hepinize teşekkür ediyorum. Vâhir davâkum enilhamdülillâhi rabbil âlemi. El-Fatiha temâs-selavâtu.